Evet arkadaşlar, Balıkesir, İbiller Günü'ne herkese sevgiler, saygılar. Evet efendim işte havalar kardı, yağmurdu, çamurdu, soğuktu derken artık bahar geldi arkadaşlar. Aralarımız doldu. Bugün çok mükemmel bir konudan bahsedeceğiz. En çok sorulan sorulardan arı alırken nelere dikkat edeceğiz? Bu konudan bahsedeceğiz arkadaşlar. Aklımızın kestirince, dilimizin döndüğünce. Kıymetli arkadaşlar, şimdi hem göstererek, uygulama olarak göstereceğim. Arı alırken neler dikkat etmeliyiz? Alacağımız arı yöremize, coğrafyamıza uygun bir arı cinsi olmalı. Alacağımız arı sağlıklı bir arı olmalı. Baro mücadelesi yapılması lazım, sağlıklı bir arı olması lazım. Kimyasalla ilaçımız yapılması bu aradan kesinlikle uzak durmalıyız. Çünkü bu hastalıklara direnç göstermiyor. Mutlaka organik ve doğal şekilde varo mücadelesi yapılmış arıları tercih etmeliyiz arkadaşlar. Akabinde arkadaşlar paket arıcılıkla alakalı deyimler var. Bununla alakalı bahsedeceğim arkadaşlar. Konuyu da açalım. Hava da bugün harika arkadaşlar, mükemmel. Evet arkadaşlar, arımızı açtık. Evet, kıymetli izleyenler, paket arıcılık diye bir şey var. Arısını silkeliyorlar. Hiç petek yok, larva yok, yumurta yok, pupa yok. Ben kesinlikle arkadaşlarımıza paket arıcılığı tavsiye edemiyorum. Arkadaşlar, çünkü zincirin şeyi eksik oluyor, halkası oluyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar, bu bir zincir. Şimdi paket arıcılık Avrupa'da yaygın. Bu son yıllarda ülkemizde de yaygınlaşmaya başladı. Ama ben kesinlikle arı alacak arkadaşlara bunu kesinlikle tavsiye üstüne basa söylüyorum. Etmiyorum. Sebebi, bakın arkadaşlar, şunlar birer tane halka, 3 tane halka. Günlük yumurta yok paket arıcılıkta. Larva yok, pupa yok. Bu 3 tane halka olmadı mı arınız gelişmez. Yani 3 tane halka eksik olur. Bunlar burada olmazsa ne olur? Bu zincir oluşmaz. Yani arı döngüsünü tamamlayamaz arkadaşlar. Kesinlikle tavsiye edemiyorum. Evet. Tekrar üstüne basa basa söylüyorum arkadaşlar. Paket arıcılıkta bakın günlük yumurta yok. Larvası yok. Kapalı gözlü pupası yok arkadaşlar. Kesin tavsiye etmiyorum. Kıymetli meslektaşlarım, arı alacağımız zaman kimden alacaksınız? Kendi el demirlerinizi, kıyafetlerinizi götürün. Hastalık olabilir, virüs olabilir. Kendi aletinizi kullanın. Gelken sonra da onları dinlemekte edin. Arkadaşlar, arılarımızda daha neler yapmalıyız? Gittiğimiz zaman arımıza bakalım arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Arımız sormalıyız. Kimyasalla mı? Varo mücadelesi yapılmış. Organik olarak doğal şekilde mi yapılmış? Biz size bunların doğal olan yapılmışını tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Kesinlikle böyle üzerine basa söylüyorum arkadaşlar. Şöyle arıya bir bakın arkadaşlar. Arı böyle
uçuşa bakın. Önünde uçamayan arı var mı? Kanatları var mı? Nasem hastası uçamaz böyle, karnı şişmiştir. Yerden sürünür. Böyle bunlara bakın arkadaşlar. Şöyle bir arının uçuşuna bakın. Canlı böyle sönük mü? Arının zaten belli eder kendini. Arının da ondan sonra arkadaşlar kornumuzu açtıktan sonra bakalım böyle arımıza. Arımızda bir yavru kürk yasılı var mı? Siz kendiniz anlamıyorsunuz. Annem birini götürün. Kontrol edin arkadaşlar. Arınızı şu şekilde. Evet. Biz aynı zamanda hem arımıza bakımını yapalım arkadaşlar. Hem kurumuzu da daha açıklayalım. Evet arkadaşlar, arımızın da aynı zamanda bakımını yapıyoruz. Arımızı şöyle baktığımız zaman, arımız bakın. Ondan sonra arkadaşlar, arımızı açtığımız zaman peteklerde bakın üzerinde kanseri var mı? Varo var mı yani? Kene var mı? Biti var mı? Arkadaşlar arınızı baktınız, beğendiniz. Arınızı akşamlayın, ikindiden sonra gidin alın gelin. 7.30 gibi, 8 gibi. Çünkü uçucular ancak içine girmiş oluyor. Tarlada olduğu için saat erken saat almak mümkün değil. Arkadaşlar getirin gelin, bahçenize nereye koyacaksınız koyun. Arınızı bölecekseniz bölün. Bala hazırlayacaksınız, bala katın atın arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu şekilde kontrol edin arkadaşlar, arımızın yiyeceği var mı, poleni var mı? Arkadaşlar siz sakın böyle benim gibi çıkmayın, çünkü benim aralarım karnıyol. Uysaldır, ıslah edilmiştir. Yerli arımız da var. Biz aralarımızda ıslah çalışmaları yapıyoruz. Sakın siz böyle bir hata yapmayın. Siz yine de bir maskenizi alın arkadaşlar. Çünkü tehlike yaratabilir sizin için. Bizi bindirirken ıslah da biz artık alıştık. Isırmıyor da şu an artık havalar güzel oldu mu karnıyol bir sıkıntı olmuyor. Biz bunlara böyle bakabiliyoruz. Arılarımızın cinsi de saf karnıyol. Evet arkadaşlar, şöyle bakımını yapalım. Aynı zamanda kapalı gözlüğümüz var. Larvası var. Sizin de yapacağınız iş arkadaşlar, şöyle bakın. Bu mevsimde arılarımız yüzük yaparlar. Yani uğula meyil yaparlar, alırlar. Yüzükleri bozun arkadaşlar. Yoksa uğulu verin. Şöyle kontrol edin arınızı haftada bir kere en az. Kontrol edin. Haftada bir kere yüzük yaparlarsa bozun. Eğer ki bozmazsanız, gözden kaçırırsanız arınızın yarısı gider arkadaşlar. Emeğiniz boşuna gider. Evet, ben arılarımı öldürmemeye özen gösteriyorum. Ara sıra ölüyor ama yapacak bir şey yok. Kaçmıyorlar. Kaç kızım, kaç. Evet arkadaşlar. Evet kıymetli arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar, aldığınız arıyı böyle kontrol edin ki sağlıklı olsun. Bakın arımız dans ediyor. Nektar bulmuş. Zaten şu an arkadaşlar artık yavaş yavaş nektar başladı. Kameraman da şöyle arkaya gösterebilir miyiz? Tifil çiçek açtı. Şöyle tifil çiçek açtı. Arkamız Karaçaltı Ormanı. 15 gün sonra o da başlayacak. 20 gün sonra. Evet, buraya çekelim.
arımızı kontrol edelim. Çünkü arılar hızla gelişiyor. Sıkışırsa oğula meyillenebilir arkadaşlar. Evet arkadaşlar, zaman zaman mesajlar geliyor, yorumlar geliyor. Çok meraklı olan hobicilerimiz oluyor. Abi yapabilir miyiz? Kesinlikle arkadaşlar, gelin arıcılarla tanışın, doğayla tanışın. Doğa severdir bu arıcılar. Arkadaşlar kesinlikle korkmayın. Gelin size arılarla tanıştıralım. Arıdan korkuyorsanız ısırmasından, yerler değil de karniyol alırsanız daha şey yapmazlar, ısırmazlar fazla. Yazın yani çok ısırdığı pek gözükmez. Evet arkadaşlar, şöyle gördüğünüz gibi arımız yavaş yavaş artık bal getirmeye başlamış. Çünkü fifil açtı. Karaçaltı da o 20 gün sonra açacak. Şurada yüzük gördüğünüz gibi sanki. Şöyle size gösterelim. Yüksek başlangıcı bu. Heves memesi derler bunlara. Gerçi buna ama içine arı sütü koyup yumurta koyabilirler. Biz gene de bozuyoruz arkadaşlar. Arımızın sağlığı maşallah çok güzel. Varroa mücadelesini mutlaka düzenli yapın arkadaşlar. Sakın boşlamayın. Varroa illeti geçtiğimiz yıl çok 200 kovan arısı olan arkadaşlarımızın hepsini söndürdü. Hafife asla almayın. Kesinlikle varroa illeti çok büyük zarar veriyor. Kaç kızım, kaç. Evet, kıymetli izleyenler, ben arılarımızı öldüremiyorum. Çünkü bunlar bize bal getiriyor, bal yapıyorlar. Arkadaşlar, tekrar söylüyorum buradan, kıymetli meslektaşlarıma sesleniyorum. Kıymetli meslektaşlarım, kesinlikle kimyasal madde kullanmayın lütfen. Bunları çoluğumuza, çocuğumuza yediriyoruz, kendimiz yiyoruz, vatandaşlara satıyoruz. Zehirlemeyelim lütfen. Doğal mücadele yapalım. Aromatik yağlar var. Nane, kekik yağı var. Onlarla yapalım. Bakın bizim köprümüzde madalina kabuğu var. Portakal kabuğu var. Ukloptus yaprağı var. Defne yaprağı var. Bunlarla yapalım. Evet, şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar, kapalı gözlü mevcut var. Balımız gelmiş. Maşallah maşallah. Çok hoşuma gitti. Çok keyif aldım arkadaşlar. Arkadaşlar çıkın doğaya, böyle alın bahçeniz varsa 2-3 kovan, 5 tane kovan, 6 kovan. Gerçekten çok doğayı tanıyacaksınız. Doğayı seveceksiniz. Arıyı seveceksiniz. Arı arkadaşlar olmazsa dünyanın ömrü 4 yıldır. Arıyı bütün doğayı tozlaştırıyor. Evet arkadaşlar, evet kıymetli meslektaşlarım, biz 5-6 kardeş hepimizde arıcıyız. Benim abilerim hemen tak kadar kapatıyor, arılarımızı öldürebiliyor ama ben maalesef öldüremiyorum. Mümkün mertebede öldürmüyorum. Yavaş hareket ediyorum. Şöyle arkadaşlar, bal getirmiş maşallah maşallah. Havalar dün de bugün de çok harika. Şöyle gördüğünüz gibi balımız gelmiş. Larvası var, poleni var. Balla gelmiş biraz. Harika. Arkadaşlar kaç kızım, kaç.
Evet, kıymetli izleyenler, siz de böyle yasaklı günlerde alın bahçenize 2-3 kovan arı. Bakın, arının her şeyi şifadır. Balı şifa, poleni şifa, topratı şifa. Şu tıpta arkadaşlar, şu arının vızıltısı bile insanı terapi ediyormuş. Arkadaşlar, yani sağlık sorunları olanla, psikolojik sorunlar, tıpta bu arıcılıkla uğraşmalarımızı tavsiye ediyorlar. Denemekte fayda vardır. Psikolojik sorunları olan arkadaşlar, zaten bu virüslü günlerde toplumumuzun, hepimizin psikolojisi bozuldu. Zor günlerden geçiyoruz. Milletçe, devletçe. Dünyada gerçi böyle de. Türkiye'de daha zor. Evet arkadaşlar, sonuncu çıtamıza bakıyoruz. Bakar mısınız arkadaşlar, ne kadar sağlıklı. Kanatsızları yok. Kapalı, larvası, bal gelmiş. Çok keyif aldım arkadaşlar. Çok hoşuma gitti. Sizlere de tavsiyem. Hiç korkmayın arkadaşlar. Alın. 2-3 kovan da dahi olsa, az da olsa. Gerçi bahçeniz varsa az da olur. Ama böyle ormanda yapacaksınız bir şey, 2 tane arının başına gitmeye değmez. En az bir 5 tane 10 tane almanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Bakın aradan korkmayın. Arılar yani hiç zararsız aslında bunlar. Erkek arılar. Bakın arkadaşlar, erkek arılar. Zaten bunun iğnesi yoktur. Asla ısırmazlar. İğnesi yoktur zaten. Evet arkadaşlar, size bir tanıtım yapayım. Bu kovanımızda olan, kulemizde olan 3 türlü arımız vardır. Ana arı, kraliçe arıdır. Yumurtlamamız vazifesi var. Erkek arı, ana arıyı döller. Bir de işçi arılar vardır. Bunlar 21 gün dolduktan sonra kovanıcı hizmeti yaparlar. 21 gün sonra da 21 günde nektar getirirler, ömrünü tamamlarlar. Arkadaşlar yani bu içinde 3 türlü arı vardır. Erkek arı, ana arı, işçi arı. Onun dışında 4. arı yoktur arkadaşlar. Evet, sonuç çerçevemize baktık arkadaşlar. Harika, çok beğendim. Evet arkadaşlar, aklımızın kesince, dilimizin döndüğünce anlatmaya çalıştık. Bazen unutabiliyoruz bazı konulara. Bizim unuttuğumuz konular varsa siz sorsanız biz gene cevaplarız arkadaşlar yorumlarda. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hiçbir tane körük falan kullanmadım. Bir tane de ısırmadı. Rahat olun. Arılarımızın bakın sağlığı gayet yerinde. Arkadaşlar yani rahat olun bakın. Yani hiç korkmanıza gerek yok. Arılar şu anda nektar olduğu için insanlarla pek şey yok. Bunlar şu an işine bakıyorlar. Nektar getiriyorlar. Yani hiç korkmayın arkadaşlar. Bakın. Evet, arımızın bakımını yaptık arkadaşlar. Şimdi yerleştirelim. Hepsini de sohbet etmiş olduk. Evet, sevgili izleyenler, videomu beğenirseniz, abone olursanız inşallah daha güzel videolar çekmeye çalışacağız. Artık buna kadar hep kardı, kıştı, yağmurdu, çamurdu, soğuktu, rüzgardı. Şöyle bir video yapamadık, yapsadık, kısa kısa yaptık. Arkadaşlar inşallah bundan sonra daha geniş anlatımını yapacağız. Bilgilerimizi paylaşmaya çalışacağız. Bizim de unuttuğumuz alan konular olursa kıymetli meslektaşlarım da tamamlayabilirler, yorumlarda yazabilirler. Arkadaşlar biz bir aileyiz. Yardımcı olmaya çalışıyoruz. Aklını kestince, dilimizin döncünce.
Arkadaşlar bir de şöyle şunu unuttum herhalde. Arı almaya gittiğiniz zaman mutlaka anarıyı görmelisiniz. Anarıyı görün, mutlaka görün. Anarının yumurta düzenine bakın. Anarı böyle serek serek mi yumurtlamış, mozaik şeklinde mi yumurtlamış? Böyle makine gibi sıra sıra yumurtlasa anamız kaliteli bir anadır. Serek serek böyle mozaik şeklinde yumurtlasa anamız maalesef kalitesiz bir anadır. Onu arılarımız verimsiz olduğu için onu öldürecektir. Tekrar bir yüksek yapıp tekrar kendine bir verimli bir ana yapacaktır. Buna da dikkat edelim, altını çizelim. Evet. Sevgili izleyenler, tekrardan söylüyorum. Arıdan korkmayın. Arıları sevin. Doğa arıcılar doğa severdir. Gerçi herkes sever de. Siz de alın, hiç korkmayın. Cesaretli olun. Sevgili izleyenler, kovanımı kapatıyorum. Artık bakımını yaptık. Anlatımızı yaptık. Videomu beğenip abone olmayı unutmayın lütfen. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun.